Bu film İkinci Dünya Savaşı kahramanlarına ithaf edilmiştir. Hizmet vermiş kadınlara, erkeklere ve onların köpek dostlarına. Şahin! Yerden konuşuyorum Şahin! Beni duyuyor musun? Tanklar bize yaklaşıyor. Hava desteğine ihtiyacımız var Şahin. Hava desteğine ihtiyacımız var. Bugün ne kadar güzel bir gün, öyle değil mi? Sen de içer misin şundan? Bilmiyorum. Al sana hava desteği. Fazla içmedin. Güzelmiş, bir fikir var mı? Sen de şundan yer misin? Evet, çok lezzetli görünüyorlar, haklısın. Soğan. Buyurun efendim. Bu da ne böyle? Bunu yemem ben. O siparişini verdiğiniz domuzdu efendim. Hey, git buradan lanet köpek. Bize daha iyi yemekler getir. Köpeği rahat bırak evlat. Ne istiyorsun ihtiyar? Onu rahat bırak dedim. Dinle. Skorçlar, dışarı çıkın. Gidelim. Bu faşistler delirmek üzere. Teşekkürler çocuklar. Teşekkür ederim. Sorun değil. Köpek senin mi? Hayır. Sahibi olduğunu sanmıyorum. Bazen sadece ona yemek veriyorum. Demek bu yüzden kaçmadı. Haklısınız. Köpekler insanlardan daha sadıktır. Onlara biraz iyilik yaparsan seni sonsuza kadar severler. Köpekler sadece bize yakın olmak ister ama insanlar... Doğamızda diğerlerini bizden uzaklaştırmak var. Ve sorun sadece keşke bundan ibaret olsa, birbirimize acı vermenin binlerce farklı yolunu bulduk. Öldürüyoruz, kutluyoruz ve sonra en parlak savaşlarımızı baştan yaratıyoruz. Ve bununla gurur duyuyoruz. Hem de büyük bir gurur duyuyoruz. Öldürmek için bulduğumuz bütün yöntemlerle gurur duyuyoruz. Bir şekilde kendimize istediğimiz herhangi bir şeyi öldürme hakkını vermişiz. Kimi istersek onu öldürebiliyoruz. Biz derken kastettiğim şey insanlardan sadece insanlık yapmasını beklemek. Öyle görünüyor ki her şeyin öldürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. O zaman köpekleri örnek almalıyız efendim. Belki de haklısın. Belki. En azından onlarda kendilerine zarar verme içgüdüsü yok. Baksana, onun adı ne? Bilmiyorum. Sanırım ben biliyorum. Prenses. Prenses gel buraya.
Buraya gel. Aferin. Aferin güzel kızım. Bu bir tesadüf. Şunu izle bak. Prenses. Hadi gel buraya. Gel bakayım kızım. Güzel kızım. İyi de nasıl bildiniz? Uzun bir hikaye bu. Doğrusu dinleyecek zamanım var. Artık kimse gelmez. Gösteri de bitti. Yani anlatır mısınız? Anlatacaklarım Sibirya'da yaşandı. Savaştan önce. Prens! Prens buraya gel. Hey! Çok hızlısın Volkov. Hadi evine git. Avlanmak için yanlış günü seçtin. Neden? Biri mi kaçtı? Yoksa Bird'den toplamaya mı geldin? Ludi dün gece kaçtı. İki muhafızı öldürdü ve Porfiri'yi gözünden bıçakladı. Pislik. İleride bir bataklık var. Ludi oraya gitmez. O geride olmalı. Köye git. Biz hallederiz. Hadi gidelim. Prens! Kolumu bırak! Bırak! Aferin prens! Bırak! Aferin. Lanet olsun! O gün prens ilk defa birinin hayatını kurtarmıştı. Peki kaç yaşındasınız? Sen ciddi misin? O zaman henüz doğmamıştım. O babamdı. Babanız kimdi peki? O bir pilottu. Stalin'in şahini. 1939'da ordunun Hava Kuvvetleri Akademisi'ni onur öğrencisi olarak bitirdi. Tabii ki arkadaşlarıyla bunu kutladılar. Biraz fazla kaçırmış olabilirler. Eve döndüğünde onu bekleyen bir sürprizle karşılaştı. Yoldaş general? Aynen öyle. Girebilir miyim? Seni kutlamak istedim. Neden ayaktasın? Otursana. Artık bir pilottan fazlasısın. Sen bir kumandansın. Bu iyi bir kariyer başlangıcı. Hadi. Çok güzel.
Yoldaş General Pyotr Alekseyevich, dürüst olalım. Buraya sadece beni kutlamak için gelmediniz. Haklısın. Sadece bu yüzden gelmedim. Slava, senden bir şey rica edeceğim. Şey, aslında senden Tatyana'yı yalnız bırakmanı nazikçe talep ediyorum. Hayatını askeri üslerde geçirmesini istemiyorum. Yoldaş General, ben kızınızı seviyorum. Onu sevebilirsin. Sev tabii ama uzaktan sev. Onun hayatını mahvetme. Ayrıca onun zaten bir nişanlısı var. Ve inan bana o değerli biri. Kızınızın duyguları umrunuzda değil mi yani? O çok genç ve saf. İleride bana teşekkür edecek. En iyi taburlarda, en iyi görevleri alacaksın. Eğer sözüme uymazsan, seni görevinden alır hapse atarım. Yoldaş General, ben ordunun bir pilotuyum. Sicilimi biliyorsunuz. Akademiyi onur öğrencisi olarak bitirdim. Siz beni korkutamazsınız. Pekala. Tebrik ederim. Cesaretine saygı duyuyorum. Ama budalalığını görmezden gelemem. Ayrıca önemli şeyleri ayırt etmek ve anlamaktaki yetersizliğini. Bu yüzden Kızıl Ordu'ya senin gibi insanlar katılamaz. Buna siz karar veremezsiniz. Bitir içkini. Böylesini bir daha bulamayabilirsin. Ertesi sabah kapı çalındı. Gelen eyalet polisiydi. Onu sorguladılar ve nezarete attılar. Sonra da hapse. Onu hapse mi attılar? Neyse ki ona kötü davranmadılar. O günlerde 5 yıl hapis cezası almak, hediye almak gibiydi. Ve 2 yıl sonra hapisten çıkmasına izin verdiler ve sonra onu korucu yaptılar. Muhafızların dışarı attığı küçük ve ölmekte olan bir köpek yavrusu buldu. Onu iyileştirdi ve arkadaş oldular. Sonra ona verdiği isim Prens'ti. Lodi'yi yakalayarak iyi bir iş yaptın. Gitmesine nasıl izin verdik bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım. O yaptı. Al bakalım. Dinle. Neye içmeliyiz biliyor musun? Köpek insanlara, ama insan köpeklere değil. Şerefe. Prens, al bakalım. Bunu hak ediyorsun. Bir tane daha. Şanslısın. Belgeler hazır. Yani birkaç gün içinde.
O zaman gidebilirsin. Umarım gitmem. Orası buradan iyi. Her neyse. Orada kendine dikkat et. Babam tamamen affedildi. Ve doğruca... Eve mi gitti? Hayır. Savaş çoktan başlamıştı. Bu yüzden doğruca cepheye gitti. Tabii başlangıçta uçak uçurmasına izin vermediler ama prens sayesinde sağlık görevlisi oldu. Hadi bu tarafa, buraya gel. Bu tarafa. Hadi bu tarafa gelin. Tamam. Amonyak. Demek uyandın asker. Teşekkür ederim. Partiye mi, Stalin'e mi? Evet. Yüce Tanrı'ya. Biz tedavi ediyoruz, onlar Tanrı'ya şükrediyor. Artık yaşayabilirsin. Bir mola vereceğim, sonra devam ederiz. Toplanmalıyız, yoksa ilerleyemeyiz. Pekala, sadece bir tane daha. Haklısın, onlara yardım et. Bu taraftan! Bu taraftan dedim! Mevziyi, hepiniz mevziyi! Hey, kibritin var mı? Evet, var. Prens, hadi git, oyna. Oldu mu? Ya sağ ol, bende var. Duyduğuma göre seni naklediyorlar. Evet, nihayet. Onlarca rapordan sonra sonunda cevap verdiler. Buna inanamıyorum. Yine uçacağım. Evet, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bunu hak ediyoruz. Koruyun kendinizi! Kendinizi koruyun! Siberlere gidin! Doktor! Doktor! Yaralıları alın hadi! Hadi hadi hadi! Hadi hadi yardım et! Acele edin biraz! Hadi bu tarafa doğru! Hadi yaralılara yardıma koşun! Acele nerede edin! Olsun, edin bu tarafa! Gelin gelin! Gelin. Bu tarafa gelin! İyi misin? İyi misin? Tamam, hadi gidelim. Hadi! Hadi gidelim! Duymuyor musunuz beni? Bu tarafa gelin! Hadi koşun! Tamam, pardon. Hadi, hadi gidelim! Hadi, hadi buradan gitmemiz gerekiyor! Buradan ne indir? Natasha, hadi, hadi. Almanlar yaklaştı. Hadi! Slava, gidin buradan! Gidin ya. Buradan! Slava, hadi! Lütfen. Çok fazla yaralı var. Onları burada bırakamam. Gidin dedim, hadi! Hadi, koş! Hadi diyorum, ben seni korurum. Slava! Hadi! Git! Slava! Hadi ne bekliyorsun? Aşağılık herif! Hadi acele edin hadi! 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 Hadi daha hızlı! Acele edin! Hadi Sümer abi, dikkat edin! Prens, sen nereden çıktın? Natasha,
Bırak gideyim. Nereye? Geçmek istiyorum. Tam olarak anlamadım. Annen hangisiydi? Generalin kızı mı? Yoksa bir başkası mı? Bir hemşire mi? Adın Nina'ydı. Ezilme, parçalanma. Orta dereceli iki tane. Bir tanesi ciddi. Görünüşe göre birkaç kaburga kemiği de kırılmış. Sağ ayağı kesmeliyiz. O dayanamaz. Durumu fazla büyütüyorsun Stanislav Pavlovich. Ölmeyecek olması yeterince iyi. Hadi başlayalım. Dediklerine göre bütün bir Alman bölüğünü tek başına yok etmiş. Onu yedeklerin arasına nakledeceğiz. Böyle bir kahramanı kaybetmek üzücü. Neden bahsediyorsun sen? Kahramanı kaybetmiyoruz. Sadece ayağını kaybediyoruz. O bir pilot. Sanırım yorulmuşum. Üzgünüm doktor. Sen haklıydın. Pekala, o halde başlayalım. Yürü, yürü! Seni lanet hilekar! Eğer çalabiliyorsan ölebilirsin de. Aşağılık herif. Buraya gel! Ağlamayı bırak lütfen, seni pislik! Lütfen. Git hadi, git! Bu da ne böyle? Onu rahat bırakın. Sahibi burada. Ameliyat odası. Volkov Slava. Sonraki istasyonda köpeği dışarı at. Evet efendim. Isırır mı acaba? Ivan burada bekle. Peki efendim. Hayvanların trende bulunmasına izin vermiyoruz. Temizlik için. Neyse oluyorsun? Savaş alanındaki karısı mı? Sanırım kurtulacak. Şimdi, Uhvatov. Onun kaydını oluştur. Peki efendim. Tonya ile kalabilir. Yanımızda kalıp hemşire olarak çalışabilir. Ve onunla flört etme. Ben... Anladın mı? Peki köpek. Numara yapabiliyor mu? Evet, yapabiliyor. Sizin için numara yapabilir. Mendil bulabilir, bacaklarınızın arasından geçebilir. Moskova'ya kadar bizimle gelsin lütfen. Lütfen. Pekala.
Köpek yaralıları eğlendirecektir. Onu DDT ile temizle. Tamam. Teşekkürler. O ne yaptı? Hırsızlık. Ölmek üzere olan bir adamın ceplerini karıştırıyordu. Emirlere göre hırsızları gördüğümüz anda vurmamız gerekiyor. Ve sen, eğer ortalığa pislersen, pisliğini dilinle temizlerim. Prens, burnun. Ne kadar akıllı bir kişi. Şimdi. Çok akıllı. Aferin sana. Harikasın. Aferin. Şimdi de prens mendili bulacak. Bul hadi. Bakalım bulacak. Bul hadi. Evet, işte bu. Aferin sana akıllı. Aferin. Harika. Prens. Aferin sana oğlum. Göstersene buranın en çapkını kim? He? Vay canına. Bunu herkes biliyor. Pekala. Bu köpeği maaşa bağlamalıyız. Peki efendim. Nina Chistaya. Evet efendim. Ne kadar ilginç bir soyadı. Otur lütfen. Ben bir yetimim. Ve savaş başlayınca orduya katıldım. Ne zamandır savaştasın? Başından beri. Alışılmamış durumlar konusunda oldukça tecrübeliyim. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var. Tek başıma gelmedim. Nişanlım 10. koğuşta. Volkov Slava mı? Evet. O halde o koğuştan sen sorumlusun. İşte. Çok teşekkür ederim efendim. Hı-hı. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Slava, dinle. Dur. Nasılsın? İyiyim. Senin güzel bir odan var. Neden olduğunu tam olarak anlamadım ama sanırım bir yerine iki komşun olacak. Ne tür komşular? Bir adam,
Savaş sonrası travması yaşayan ve bir kadın. O sürekli bir şeyler yazıyor. Bu arada o seni sordu. Kimmiş bu kadın? Güzel bir kadın. Savaştan önce birbirinizi tanıdığınızı söyledi ve sanırım şimdi komşu olacaksınız. Adamı tanıyorum. Petro Antonio. O bir mezar kazıcı. Bizden önce oradaydı. Bu arada onun yanında dikkatli olmalısın. Aklı pek yerinde değildir. Tamam. Burası Moskova. Son saat. Bugün acımasız bir muharebenin sonunda ordumuz düşmanın 25 kilometrelik savunmasını aşmayı başardı. Faşistler dayanamadı. Köpeği tut. Prens, otur. Ayağa kaldırın onu. Bu adamı tanıyor musun? O komşumuz. Burada ne işi var? Ben bilmiyorum. Yatmıştım ve sonra... Bu senin köpeğin mi? Burada ne işin var? Bunlar... Hapishane dövmeleri. Bizimle geliyorsun. Seni pislik! Çıkarın. Merhaba. Merhaba. Burada ne işin var? Merhaba. Slava. Merhaba. Yedekler arasına mı nakledildin? Evet. Savaşta sakatları istemediklerini söylediler. Bakanlığın belgelerine... Uygun olmasan da babamla konuşabilirim. Artık hiçbir şeye uygun değilim. Sorun yok. Daha iyi olacağız. Pekala. Hayatta olmana sevindim. Diğer sorunlar çözülebilir. Evet, hayattayım. Ama eksiğim. Dinle. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Bunu bize karneyle veriyorlar ama bu benim için çok fazla. İşte. En önemli şey iyileşmen. Seni ziyaret edeceğim, tamam mı? Neşelen ufaklık. Kendine iyi bak. Ufaklık. Slava. Sana Tatyana'yı sormak istiyordum. Sordun zaten. Onunla bir ilişkin vardı, değil mi? Ne demek istiyorsun? Ha? Siz
Hep beraberdiniz. Beraber uyandınız. Müzik dinlediniz. Kitap okudunuz, film izlediniz, yemek yediniz. Beraber uyudunuz. Benden ne istiyorsun? Ufaklık demek. Nina, biz beraber okula gittik. Tabii. İlgi alanlarınız da ortak. Okul, filmler. Birbirinize uyuyorsunuz. Hayır. Uyumuyoruz. Prens. Teğmen Kurniko, neden kapıyı açmadınız? Sorunlu bir komşumuz var. Sizi o sandım. Komşunuz siper kazıyor. Kazmak konusunda iyidir. Bir sorun mu var? Sorun yok. Belgeleri kontrol ediyoruz. Bu sizin köpeğiniz mi? Evet, benim. Köpek içinde belgeleriniz var mı? Evet, tabii ki. Volkov, Slava. Evet efendim. Köpek, prens. Savcılık sağlam bir vücuda sahip tüm köpeklerin kayıt altına alınmasını istiyor. Bunun için bir yardım da alabilirsiniz. Belgeler tamam. O halde yoldaş prens, seninle pazartesi kayıt bürosunda görüşeceğiz. Seni kaydedeceğiz. Seni de Slava. Ülkeye hizmet edebilirsin. Seni görevlendireceğiz. Bu yüzden hazır ol. Bu harika bir haber. Teşekkür ederim yoldaş Teğmen. Demek beni henüz ordudan çıkarmadınız. Hoşça kal. Gidelim. Prens! Prens! Buraya gel. Gel oğlum, gel. Gel hadi. Evet, aferin sana. Aferin oğlum. Hizmet edeceğiz oğlum, hizmet edeceğiz. Evet, aferin sana.
Prens! Prens nereye gidiyorsun? Prens! Prens! Geri gel oğlum. Nereye gidiyorsun? Prens! Prens! Şşt! Sessiz ol. Sessiz ol oğlum. Ateş edin! Dur! Volkov! Neler oluyor burada? Cinayet. Diğeri kaçtı. Hayır, kaçmadı. Prens! İşte ödülün. Onun sorunu ne? Yiyebilirsin prens. İyi iş. Pekala. Eve gidin. Yarın görüşürüz. Bunu ben hallederim. Prens, hadi oğlum. Volkov. İyi iş çıkardın. Ayağa kalk. Yoldaş yüzbaşı, girebilir miyim? Hayır. Konu köpek ve sahibi. Size daha önce bahsetmiştim. Köpeği ve sahibini içeri alın. Diğer herkes dışarı çıksın. Evet efendim. Gel hadi prens, içeri. İyi günler efendim. Belgeler. Köpek ne tür bir hizmet veriyordu? Arama kurtarma. Volkov, Slava. Evet efendim. Burada suçunu kanınla telafi ettiğin yazıyor. Hapiste miydin? Sabah çıktığında salındım ve doğruca cepheye gittim. Ya sakatlığın? İyileşiyorum. Biraz toparlıyorum ama sorun değil. Evet. Beynin hala yerinde. Önemli olan bu. Beni iyi dinle. Köpekleri ve sahiplerini koruma, arama, teslim etme görevlerine yolluyoruz. Yakında anlarsın. Lakap? Köpeğin adı ne? Ha, Prens. Erkek mi? Evet efendim. Pekala. Olduğu gibi yazacağım. Evet. Erkek köpek. Prens. Belgeler 5 numaralı ofise gidecek. Perşembeye kadar özgürsün. Evet yoldaş yüzbaşı. Prens gel oğlum. Bu saçmalık. Prens.
Bitirmelisin, yoksa ziyan olur. Nerede çalışıyorsun? Bir servis var. Gizli bir servis. Şey, söylemek istemiyorsan söyleme. Yani çok gizliyse. İştahını kıskanıyorum Nina. Şey, benim gibi hamile kalırsan iştahın geri döner. Çok soluksun. Tatiana. Erkekler sana hiç bakmıyor. Görüştüğün biri yok değil mi? Aslında var. Bu bir baskın. Odalarımıza gidelim. Işıkları kapatmalıyız. Ben korkmuyorum. Savaş alanında bulundum. Ya sen Tatiana? Nina. Bak ben senin hayal bile edemeyeceğin yerlerde bulundum. Korkmaman çok kötü. Almanlar büyük ihtimalle buraya ulaşamaz. Ama devriyelerimiz ışıklarını açık bırakarak onları uyardığını düşünebilir. Bu yüzden odana git. Ve lütfen ışıklarını söndür. Ve bu arada bu yemeğin sebebi neydi? Bugün daktilocular günü mü? Hı? Öyle mi? Slava'mız köpeğiyle beraber özel birliğe atandı. Güzel bir gün. Artık kendini sakat gibi hissetmeyecek. Slava'mız mı? O benim. Anlıyor musun? Sadece benim. Senin mi? Ama sana bir şey söylemiyor olması kimsenin bir şey bilmediği anlamına gelmiyor. Benimle böyle konuşma. Ayrıca sen nereden biliyorsun? Onu oraya kim atadı sanıyorsun? İyi geceler. Evet, harika olmuş. Yemekler elinize gerçekten sağ harikaydı. Teşekkür ederiz. Hepsi yemek çok harika. İşte burada. Vay harika. Harika. Bunu nereden aldın? Evet. Saklıyordum. Biraz içelim derim. Evet. İçelim hadi. Oturup izleyecek değiliz ya. Vay canına. Sürpriz çok diye buna derim. Ben de istiyorum. Harika. Kadehlerinizi hazırlayın. Harika. Bu sana. Ya fazla tamam. İçmeyeceğim. Pekala bu sana. Evet, herkese biraz var. Evet. Hadi sen de biraz iç. Evet. Güzel. Kesinlikle. Neden hayır sen. Bunlar? Hadi ben ha. Kadeh kaldırmak. Hadi dedim. Evet, hemfikirim. Bir dakika. Evet. Yoldaşlar. Sevgili yoldaşlar. Bizim yani ülkemizin geçirdiği bu zor zamanlarda birbirlerini buldular. Slava ve Nina. Öyle mi? Sadece aşık olmadılar. Evlendiler de. İyi abi. Ve şimdi burada. Harika, tebrikler. Harika. Onların evliliklerini kutluyoruz. Aile. Harika. Canlı bir organizmadır. Bu yüzden dostlarım, dilerim ki birbirinizi sever, sayar ve kollarsınız. Pekala, hadi buna içelim. Evet, işte hadi bu. Kaldırın. Sağlığınıza. Şerefe. Güzel bir haber. Şerefe. Müthiş bir haber. Şerefe. 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 Şerefe.
Hadi öp onu. Öp onu. Hayır. Öp. Öp. Evet. Hadi öp. Öp. Hadi öp. Hadi öp. 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 Tamam. Öp. 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 Bravo. Evet, bravo. Evet. Harika. Harikasınız. Biliyor musunuz? Uzun süredir bu kadar güzel bir yemek yememiştim. Mutfakta nasıl kavga ettiğimizi görmeliydiniz. Tamam. Ah, yoldaşlar. Hadi dans edelim. Evet. Neden böyle oturuyoruz? Harika olur. Hadi dans edelim. Evet, hadi dans edelim. Dans edelim mi? Var, çok iyi, açalım. İyi olurdu. Hadi gel. Harika, evet. Hadi. Hazır mısınız? Bu arada arkadaşım Lina burada. O şiirler yazar. Hem de çok iyi şiirler. Lina, bize bir tanesini hadi, okumasını istiyorum. Lütfen bu bir sırdı. Hadi. Lütfen. Hadi. Bir şiir. Hadi. 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 Evet. Hadi. Çok güzel olacak. Pekala. Savaştaki kız kardeşim hatırlıyor musun? Muharebe arkadaşımı hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? 1941'de 9. sınıfı henüz bitirmiş genç askerler vardı. Çocuklarını geride bırakıp doğruca cehenneme gittiler. Oranın adı o günlerde Batı Cephesi'ydi. 126. Birlik. Hastanemiz. Adeta bir kabus sahnesi gibiydi. Havadaki ilk çarpışmayı izledik. Uçaklar yanarak göklerden yere düşüyordu. Pilotların hedefi kara bir haç değil. Alevler içinde kızıl bir yıldızdı. Moskova'daki ve eski Rusya'daki çarpışmaları nasıl unutabiliriz? Delikanlılarla dolu toplu mezarları, nicesini, nicesini toprağa verdik. Ve isimlerini tahta plakalara, kanımızın son damlasını kullanarak yazdık. Ama daha güzel günler geldiğinde, ki gelecekler, o isimleri altınla yazacağız. Üniformalara bürünmüş gençliğimizi asla unutmayacağız. Hayata yine gelecek olsaydım eğer, o üniformayı yine omzumda taşırdım. Çok güzel. Otur. Aferin. Girebilirsin. Hey, otur. Tamam. Gir. Hadi oğlum. Belgeler. Otur. Volkov. Evet efendim. Sessiz ol. Köpek prens. Prens? Hayır. 112 numara. Evet efendim. Prens. Tamam. Gel oğlum. Hayır. Hayır. Belgeler lütfen. Otur dedim. Tamam. Gurevich. Alman köpeği. Tamam. 113 numara. Tamam. Aferin. Burada kal. Anaokulu gibi. Dikkat! Yemek geldi. Kaselerinizi fıçının yanına koyun. Yabancıların verdiğini yemeyen köpekler tekrar eğitilecek. Burada yabancı yok. Aa, vay canına, hepsini süpürdün. Aferin sana. Thank you.
Adım Sopov. Bu okulun yöneticisiyim. Bugün hemşirelerimiz insanları, veterinerlerimiz de köpekleri muayene edecek. Uygunsuz olanları çıkaracağız. Köpekleri de insanları da. Kışlalarda askerleri eğiteceksiniz. Ve haftaya yapacağınız başka şeyler de olacak. Çalışacağınız alanlar güvenlik, madencilik, sağlık, intizam ve benzeri alanlar. Herkesin işi var. Derslerde teori ve uygulama öğreneceksiniz. Sorusu olan? Eve gidebilecek miyiz efendim? Bugün ve yarın. Ama köpeklerinizi alamayacaksınız. Onlar karantina altında. Siz de orduya aitsiniz. Tebrik ederim yoldaşlar. Aylak ve özgür hayatlarınızın sonu geldi. Kafesleri kilitleyin. Numaraları unutmayın. Hemen eşyalarınızı alıp kışlalara gidin. Dağılabilirsiniz. Tanya, neler oluyor? Petro geri döndü. Nasıl olur? O hapisteydi. Bilmiyorum. Kaçmış olabilir. Eve geldiğimde bu dağınıklıkla karşılaştım. Sana ne yaptı böyle? Endişelenmeni gerektirecek bir şey yapmadı. Bana bir kere vurdu. Beyin sarsıntısı olabilir ya, mi? Tamam, burada bekle. Hey! Hey! Ozan, ben hemen döneceğim. Geçti. Merhaba memur bey. Adım Volkov. Burada bir soygun oldu. Adresi söylüyorum. Pushkinskaya Sokağı. Pushkinskaya Sokağı. 2 numara. Daire 1. Bütün kafamı onunla mı kaplayacaksın? Ya istemiyorsam? O zaman içiririm. Tut bunu. Korkma. Dikkatli olurum. Belki de içmek daha iyi olurdu. Depo. Al bakalım. Hey, bunlar da ne? Nereden geldi bunlar? Ha? Teşekkürler. Dur! Bir şeyler olacak. Uzaklaşalım. Hadi uzaklaşalım. Burada neler oluyor? Orada çatıda. Yakalayın. Herkes evine gitsin. Bu bir provokasyon. Ver onu bana. Kızıl Ordu yoldaşlarım, şu pisliği temizlememize yardım edin. Lanet provokatörler. Bu lanet şey bu hafta 3. kez oluyor. Beni bırakın. Anlamıyorsunuz.
Vatandaşlar, siz kandırıldınız. Komünizm kötülüktür. Mutlu olmakta bu kadar acele etmeyin. Ne olursa... Kızıl Ordu yoldaşlarım. Kumandanın ofisinden gelecek arabayı bekleyin. Pisliği arabaya yükleyin. Ve birliğinize geri dönün. Evet efendim. Benimle gel. Dinle. Sanırım bandaj biraz fazla sıkı oldu. Düzeltebilir misin? Gitmeme izin verdiler. Mide bulantısıymış. Bak bize şey... Kapa çeneni. Bekle Nina. Benden uzak dur. Dur, dur dedim. Hadi ama düşündüğün gibi değil. Petro gelmiş, o buradaymış. Nina hadi ama. Evet, belli ki aşk da size gelmiş. Beni dinle, ona aşık değilim. Keşke ayağın yerine kalbini kesselerdi. Ne diyorum ben? Ne kalbi? Senin kalbin yok ki. Sen bir sakatsın. Sakat. İşte bulsun Volkov. Nina! Neler oluyor burada? Yok bir şey. Beni çağırdılar. Ben çağırdım. Anladım. Dedim. Efendim, bir sorun var. Konuş. Çalışmıyor. Çalıştırmak için ne kadar zamana ihtiyacın var? Belki bir hafta. Marşın değişmesi gerekiyor. Yenisini nereden bulabilirim ki? Dinle. 2 günüm var. Vatan beklemez. Ben de beklemem. 2 günden uzun sürmesin. Ama nasıl olur? 2 gün! Evet efendim. Yoldaşlar, cephanedeki durumu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Öncelikli olarak tank imha taburlarının oluşturulması gerektiğine dair bir emir aldık. Evet, bunu nasıl yapacağız? Zhukov kritik noktalara uçak savarlar yerleştirdi ve kimi bölgelerde bunun çok faydalı olduğu görüldü. Şu an zor bir durumdayız yoldaşlar. Silahlarımız eksik ve yeterince el bombamız yok. İspanyollar bir zamanlar gayet etkili bir yöntem bulmuştu. Molotov kokteyli. Tanklara yanıcı sıvılarla dolu şişeler atıyorlardı. Ve biz köpekleri kullanmaya karar verdik. Ve tank imha taburunu bu şekilde oluşturacağız. Merhaba. Merhaba. Merhaba Slava.
Merhaba Lina. Nina'yı çağırabilir misin? O artık burada değil. Peki nerede o zaman? O cepheye gitti. Cepheye mi? Hangi birlik? Bilmiyorum. Bize söylemedi. Slava. Lütfen bul onu. O hamile. Lanet olsun. Köpeklerimiz açlıktan ölecek efendim. Dikkat! Öncelikle sığınaktan çıkmanız yasak. İkinci olarak şu andan itibaren köpekleriniz tankların altında beslenecek. Sola dön. Tanklara doğru marş. Gel. Aferin. Köpeği bırak. Git hadi. Bir daha. Git. Aferin sana. Gel oğlum. İşte böyle olacak. Alman tanklarının altında patlayacaklar mı yani? Vahşi bir yöntem olduğuna katılıyorum. Ama insanlar yerine köpekler olmalı. Gel. Geri dön. Canavar. İnsanlara böyle davranamazsın. O bir ölüm haberi almış. Dediklerine göre kardeşini bir Nazi tankı ezmiş ve ondan geriye hiçbir şey kalmamış. Ne olmuş? Artık hem onlardan hem de bizden mi nefret edecek? Bence o savaş travması geçiriyor. Elini yan. Evet efendim. Tankı çalıştır. Ama... Savaş kanununa göre askerleri öldürmek... Çalıştı! Çalıştı! Devam et. Şunu, bir işe yaramıyor. Volkov, neler oluyor? Neden çalışmıyorsunuz?
Köpekler hareket halindeki tanklardan korkuyor. Kendini koruma içgüdüsü. İçgüdü mü? Evet efendim. Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Demek böyle düşünüyorsunuz. Tankı çalıştır. Bu bir savaş. Gerekirse hepimiz tankın altına gireceğiz. Sen, ben, hepimiz. Aksini düşünen bir adım öne çıksın. Bomba tankı beklememeli. Tankı bulup onu yok etmeli. Aslında köpeklerin bombaları bir mekanizma yardımıyla bırakması planlanıyor. Sonra sahiplerine döneceklerdi. Ama bu işe yaramadı. 1941 yazında 20 köpek cepheye götürüldü. Bu köpekler görevlerini tamamlayamadı. Kafaları karıştı ve ortalıkta dolandılar. Düdüğü duymadılar ve bombaları rastgele noktalara bıraktılar. Daha sonra köpeklerin ölmesini engellemek için her şeyi yaptık. Ama bombaları bırakmalarını sağlayamadık. Köpekleri kullanmanın basitleştirilmiş bir versiyonu teklif edildi. Tek seferlik bir şey. Bu patlayıcı cihaz tankı belirli şartlar altında patlatabiliyor. Bir köpek getirin. Volkov! Köpeğini buraya getir. Tank yakında olmalı. Yoksa köpeği görüp vuracaklardır. Fünye hareketli. Tetikle temas ettiğinde patlama olur. Bu hiç hoş değil. Bir tank birçok insanı öldürebilir. Ama bombalı bir köpeğe karşı savunmasızdır. Yoldaşlar kalkın. Şimdi yaklaşın. Bundan sonra... Prens de tank imha eğitimine katılacak. Slava, bütün köpekleri imha köpeği yapmamızı emrediyorlar. İstisnasız hepsini. Kime geldin? Tatiana Akinina'ya. Randevun var mı? Hayır. Biz komşuyuz. İşte belgelerim. Aslında söylememeliyiz ama sen gelmeden hemen önce gitti. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Nasıl bilebilirim ki? Bana rapor vermiyor. Ona Nina'nın kayıp olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu çok önemli. Sekretere benzer bir halim mi var? Yoldaş binbaşı,
Otur. Teşekkür ederim. Yoldaş binbaşı, biri kaçtı. Kim? Volkov. Akşam yoklamasına katılmadı. Köpeği kontrol ettin mi? Onu almış mı? Hayır, prens burada. Ne yapacağız binbaşı? Rapor etmek ister misiniz? Yoksa bekleyelim mi? Hayır. Rapor etmeyeceğiz. Geri dönecektir. Arkadaşını yüzüstü bırakmak onun için ihanetle eşittir. Eğer prensi de almış olsaydı... Yani köpeğini ülkesinden daha mı çok değer veriyor? Yakında anlarız bunu. Gidebilirsin. Evet efendim. Aradığı şey ölüm. Benimki ise aşk. Slava! Nerelerdeydin? Bir şey mi oldu? Sopov kızgın. Köpekler tankın altına girmeyi reddediyor. Prens nerede? İşte orada. Ne kötü bir hava. Yoldaş binbaşı, Volkov geri dönmüş. Ne yapıyor? Prens, beni takip et. Hadi! Ne yapmalıyız? Onu askeri hapishaneye atalım mı? Ne mi yapacağız? Köpekleri tankın altına sen sokacaksın yoldaş Teğmen. Ben mi? Evet efendim. Vatanımızı düşmandan koruma sırası bizde. Eğitim için fazla vaktimiz olmadı. Ama siz başardınız. Burada geçirdiğiniz zamanın, getirdiği zorlukların ve daha da önemlisi köpeklerin hayatlarının buna değeceğini biliyorum. Zaferimize inanıyorum yoldaşlar. Teçhizatlarınızı bugün alacaksınız. Yarın saat 7'de cepheye doğru yola çıkacağız. Bunu bir daha yapma Slava. Sen iyi bir adamsın. Yaptığın şeylerin askeri mahkemede idam cezası almanla sonuçlanabileceğini anlamıyor musun? Köpeği kurtarman zaten mümkün değil. Ona ihanet edemem. O arkadaşım.
Sen bir ahmaksın Volkov. Komutanım! Gidelim. Saklanın ve köpekleri savaşa hazırlayın. Birbirinizden uzaklaşın. Sola dön. Beni takip edin. Prens gel. Prens otur oğlum. O da ne? Bir bomba. Köpek için üzgünüm. Bu hiç insanca değil. Burada insanca olan hiçbir şey yok ki. Köpeği vur. Köpeği vur! Köpeğin sahibi kim? Benim efendim. Silahını bana ver. Sakin ol. Binbaşı, bu köpekler tanklarla eğitildi. Umurumda değil. Ona hemen burada vurma hakkım var. Silahını indir. Tanklar, savaşa hazırlanın. Dur, beni dinle. Siper alın ve sıkı durun. Pavel, hadi. Pavel, yap şunu. Hadi. Başaracak. Yani ne yaptın sen? Her şeyi gördü. Artık oraya gitmeyecek. O halde beraber gideceğiz. Sakin ol oğlum. Elda! Hazır ol! Bırak! (Gülüyor)
Araya hazırlan! Eldam bekle. Nereye gidiyorsun? Dur! Lanet olsun! Seni pislik geri dön! Dur! Dur! Burada kal. Mina! Yani annen bir köpek sayesinde... hayatta kaldı öyle mi? Çok geçmeden öldü. Stalingrad bombalanırken... ben onu hiç hatırlamıyorum. Peki babanıza ne oldu efendim? Taburcu olduktan sonra Maresyev'in haberini aldı, komiteye başvurdu ve tekrar uçmaya başladı. Birçok düşman uçağını düşürdü ve 1945'te kayıplara karıştı. Savaş bittiğinde Tatyana beni bir yetimhanede bulmuş ve beni evlat edinmiş. O benim ikinci annem. O iyi bir çocuk. Dost canlısı, biraz sessiz. Diğer çocuklarla oynamayı da seviyor. Bana bu hikayeyi anlatan oydu. 1954'te Moğolistan'a taşındık. Sonra da Amerika'ya. Annem konsoloslukta çalışıyordu. O öldüğünde ana vatanıma geri döndüm. Hayatımı borçlu olduğum insanların vatanına, babam, annem ve prens.